Bir ev hayal edin. Bu evin bütün tasarımı havada duran teknolojiyle dolu olduğunu düşünün. Peki sizin evinizde böyle bir tasarım yapılmasını ister miydiniz? Bitkiden tutun da masada servis eden içecekten ve ampulden her şeyin havada olduğunu düşünün. Bunlar gerçekçi gelmeyebilir ama bugünkü videomuzda bunları görmeye hazır olun. İlk seçeneklerden heyecan verici olan havada duran bardak ile başlayalım. Canınız sıkılmış olarak eve gelebilirsiniz. Havada duran bardağı doldurmanız ve oynamanız eğlenceli olacağı gibi ruh halinizi de düzeltebilir. Tabi bardakla ilgili misafiriniz geldiğindeki havalı kısmı unutmuş değiliz. Misafirleriniz için başkaları gibi içecek ziyafeti değil, havalı ve kendi yaratıcınızla ilgili bir servis yapıldığını düşünün. Çalışma sistemi de çok basit. Bardağın da masanın da altına manyetik alan oluşturan mıknatıs takılıyor. Bardağı havada tutuyor. Şarj edilince 8 ile 10 saat arasında dayanma gücü var. Bu işin bir de bedeli var tabi. Bardak suyla yıkanabilir ancak altı mıknatıs dolu olduğu için bulaşık suyuna konulamaz. Elde yıkamayı sevmeyenlerin tasarım için bile olsa katlanır mı bilinmez. Havada duran saksı. Evinizde çiçek veya herhangi bir bitki besliyorsanız farklı tarz saksı da ilginizi çeker. Peki havada asılı duran saksılarınız olsun ister miydiniz? Bitkileri evlerinizde veya iş yerlerinizde beslemek istediğiniz zaman onlara çok iyi bakım sağlamamız gerekiyor. Aksi takdirde bir bitkiyi doğasından koparıp kendi yaşam alanımızda öldürmüş oluyoruz. Tabii bitki beslemenin bir de dekoratif yanı var. Saksılarımızın evin ya da iş yerinin mobilyasına, duvarına, rengine, duvar stiline uymasını isteriz. Bu sebeple farklı tarz saksılar her daim ilgimizi çeker. İsveç bilim insanları Simon Morris'in tasarladığı ve Life adını taşıyan bu proje çok güçlü bir mıknatıs sistemiyle saksılarımızın havada asılı durmasını ve bu sayede olağanüstü bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Havada duran ampul. İsveç merkezli bir şirket parlak fikir dedikleri bir ürün tanıttı. Fleyta ampullerinin havada asılı kalıp kendi etrafında dönebiliyor. Ana ünitedeki endüksiyon bobini ampule kablosuz olarak akım gönderiyor. Ampul bir elektromıknatıs sayesinde kendi etrafında dönebiliyor. Ancak ampulün bu özelliği daha fazla elektrik harcamasına neden oluyor. Tasarım meraklıları buna bakarlar mı bunu bilemeyiz. Ve bu uçan ampul ticari zeka mı yoksa gereksiz bir icat mı buna siz karar verin. Videomuzu beğendiyseniz bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın.